Merhaba arkadaşlar. Bugün madde ve özellikleri dersini beraber işleyeceğiz. Öncelikle maddeyi bir tanımlayalım. Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde diyeceğiz. Ve maddemizin dört tane halinden bahsedeceğiz. Bu haller bizim için katı, sıvı, gaz ve plazma halleridir diyebiliriz. Maddenin şekil almış haline de cisimdir diyebiliyoruz. Öncelikli olarak katı maddelerden bahsedelim. Katı maddelerin bir takım özellikleri olacak. Tanecikler arasındaki boşluklar çok azdır. Belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti en büyük değerdedir diyebilirim. Tanecikler titreşim hareketi yapıyorlardır diyebiliyoruz. Sıvı maddeler için tanecikler arasındaki boşluk katı maddelere oranla biraz daha az olacak. Belirli bir şekilleri yoktur. Bulundukları maddenin şeklini alırlar. Bulundukları kabın şeklini alacaklar. Belirli bir hacimleri vardır diyebiliyoruz yalnız. Sıvı moleküller birbirleri üzerinden kayma hareketi yaptıkları için akışkanlık özelliğine sahiptir diyebiliyoruz. Gaz madde tanecikler arasındaki boşluk sıvılara oranla biraz daha fazla olacak. Gaz molekülleri daima hareket halindedir yani akışkanlık özellikleri vardır. Belirli bir hacim veya belirli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabı tamamen doldurduklarını söyleyebiliyoruz. Gazlar sonsuz yayılma özelliğine sahiptir. Maddemizin dördüncü hali plazma halidir. Yüksek sıcaklık veya yüksek gerilim altında bu maddemiz artık iyonlarına ayrışacaktır. Ve işte maddenin bu iyonlarına ayrılmış haline biz plazma halidir diyebiliyoruz. Plazmanın bizim için bir takım özellikleri olacak. Bunlardan birincisi iyi bir iletkendir. Elektriği ve ısıyı iyi ilettiklerini söyleyebiliyoruz. Elektrik ve manyetik alandan etkilenirler. Bunun sebebi de nedir? Plazmalar nötr haldedir ama içinde hala pozitif ve negatif iyonlarını bulunduracaklardır ve bu sayede de elektrik alan ve manyetik alandan etkilendiklerini söyleyebiliyoruz. Kimyasal reaksiyonlarda çok hızlı tepkimeler verecekler. Yüksek sıcaklık ve enerji yoğunluğuna sahip olduğunu söyleyebiliriz. En bilindik plazmaya örnek vermemiz gerekirse güneş ve yıldızlar bu plazma haline örnek olarak verilebilir.